Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda lityum pilleri şarj etmek için kullandığımız şu şekilde TP4056 isminde bir lityum pil şarj devremiz var. Buradaki TP4056'lar belli bir amper değerine set edilmiş. Yani fabrika ayarı var. Buradan şarj kablosunu taktığınızda maksimum 1 amper ayarlanmış. Ve pilinizi maksimum 1 amperle şarj edebiliyorsunuz. Ama piyasada öyle piller var ki 1 amperle şarj etmemeniz gerekiyor. Mesela şu elimdeki pil 500 miliamper. Hemen onun yanındaki 18650 pil 1500 miliamper. Bu pilimiz 2000 miliamper. Bakın 3000 miliamper saat ve en son çok hassas bir şarj isteyen lityum polimer çok minicik bir bataryam var. Bakın 240 miliamper saat. Bu şekilde çok düşük ampere sahip bataryaları siz 1 amperle şarj etmek isterseniz aşırı hızlı şarj olacaktır ve ısınma yapıp bir süre sonra patlama ve bu vezer riskler olabilecektir. Ve bataryanın ömrü çok ama çok azalacaktır. İşte bu şekilde düşük bir sahip bataryaları şarj etmek için bakın şurada görmüş olduğunuz bir R3 direnci var. Bu dirençle bu devrenin üzerindeki akım ayarını yapabiliyorsunuz. Hemen yanındakine bakarsak diğer TP4056'da bakın aynı R3 direnci burada bulunuyor. Hemen diğerini çekiyorum kenara. Bu çok çok daha küçük. Bakın. R3 direnci. İşte ben bu dirençler üzerinde oynama yaparak pillerimi daha düşük miliamperde şarj edebileceğim. Multimetremi direnç konumunda 20K konumuna getiriyorum. Şimdi bakın buradaki R3 direncini ölçüyorum. Gördünüz mü? 1.17K Diğer TP4056'daki direnç değerini ölçeyim. Bakın yine çok yaklaşık bir değer çıkacak. Bunda tam 1.2 kilo ohm çıktı. Benim burada 3 tane devre göstermemin sebebi sizin elinizde hangi devre varsa ondaki R3 direncinin nerede olduğunu bilin ve onu sökün diye gösterdim. Şimdi önce üzerinde R3 direncini sökmeden nasıl bir akım çekildiğini size göstereyim. Şu şekilde üzerine hafif boşalmış bir lityum pil yerleştiriyorum. Bakın devrenin üzerinde B eksi ve B artı bacakları var. Pilin eksi kutbunu yani siyah kablosunu buradaki B eksi kısmına direkt bağlıyorum. Amper ölçümü yapacağımız için siyahı her zaman kom kısmına bağlıyorum. Kırmızı probumu da buradaki amper kısmına yerleştiriyorum. Ve buradaki ayar tuşunu buradaki 10 amper kısmına getiriyorum. Şu an herhangi bir bağlantı yapmadığım için mavi ışığım yanıyor. Amper ölçümü için multimetremin devreye her zaman seri bağlıyorum. Yapacağım şeyin mantığını anlarsanız bundan sonra siz de çok rahat tatbik edebilirsiniz. Multimetremin kırmızı probunu bunun üzerindeki B artı kısmına direkt bağlıyorum. Multimetremin diğer siyah probunu da bataryanın yani pilin artı kutbuna bağlıyorum. Şarj işlemi başladığı için buradaki ledim kırmızıya döndü ve şu an pilim 1 amper akım çekiyor. Yani buradaki R3 direnci verebileceği maksimum amperi veriyor ve pili 1 amperle şarj ediyor. İşte biz buradaki R3 direncini değiştirip bu çekilen akımı düşüreceğiz. Bakın direnci yerinden şu şekilde söktüm. Arada hiçbir bağlantı kalmadı. Üzerindeki R3 direncini değiştirirken iki farklı yol izleyebilirsiniz. Yollardan bir tanesi çok basit olan bir yol. Üzerine şu şekilde sabit bir direnç lehimleyip kontrollü bir akım gitmesini sağlayabilirsiniz. Ama buradaki zorluk sürekli bir direnç değeri değiştirmeniz gerekiyor. Eğer şu şekilde çok turlu bir trim pot kullanırsanız buradaki akımı ayarlamanız çok daha pratik olacaktır. Bakın bu direncim 3.2 kilo ohmluk direnç. Bu direnç ise yaklaşık 9.8 yani 10 kilo ohmluk bir direnç. 3 kilo yaklaşık 400 mA veriyordu. 10 kilo ise yaklaşık 130 mA veriyordu. Bakalım bu dirençler yerine yerleştirdiğinde bu yaklaşık değerleri bulabilecek miyim? Filimin eksi kutbunu yine buradaki B eksi kısmına direkt bağladım. Şu şekilde çok basit bir bağlantı şekli yaptım. Bunun kırmızı probunu buradaki B artı kısmına direkt bağlıyorum. Diğer siyah probu da pilin artı kutbuna bağlıyorum biraz önce 1 amperle şarj olan pil şu an 368 miliamperle şarj olmaya başladı. Ne demiştik? Yaklaşık 3K'lık bir dirençte 400 miliamper geçeceğini söylüyordu firma. Buna yaklaşık bir değer çıktığını söyleyebiliriz. 10 kilonluk direncimi taktım. Şarj aletimi bağlıyorum. Multimetremin kırmızı probunu buradaki B kısmına takıyorum. Multimetremin siyah probunda pilin Artı kutuna takıyorum. Şarj işlemin başladı. Bakın şu an pil 124 miliamperle şarj olmaya başladı. Burada ne diyordu? 10K'lık dirençte 130 miliamperle şarj edilmişti. Doğru. Çok yaklaşık bir değer aldık. Gördüğünüz gibi üzerindeki direnç değerlerini değiştirerek çok pratik bir yolla pilin daha düzenli bir şekilde şarj olmasını sağlayabiliriz. Dediğim gibi üzerindeki direnci tek tek değiştirmek çok zaman alıcı ve sıkıcı bir işlem. Onun yerine şu şekilde çok turlu trim potlardan kullanabiliriz. Bu çok turlu trim potların üzerindeki değerleri şu şekilde anlayabilirsiniz. Ben şu şekilde 10K'lık bir direnç kullanacağım. Kafalar karışmış olabilir. Benim yapmak istediğim şey şu bu çok turlu bir direnç olduğu için buradaki 1.2K'dan 10K'ya kadar buradaki direnci değiştirebilirim. Direnç değişeceği için de üzerinden geçen akımı değiştirmiş olacağım. Birazdan bunu pil şarj ederken göreceğiz. Yani tek tek şu şekilde direnç değiştirmek yerine çok turlu trim potu yani çok turlu direnci R3 direncini oraya bağlayıp işi bitireceğim. Burası önemli. Hangi bacağı buradaki R3 direncine lehimleyeceğiz. Bakın ister bu kafa kısmı bu tarafa gelsin, ister kafa kısmı bu tarafa gelsin fark etmez. Baştaki bacakla orta bacağı buradaki bacaklara lehimleyeceğim. Ya da şu şekilde şu baştaki bacakla bu orta bacağı birbirine lehimleyeceğim. Şuradaki bacak size engel olmasın. Şu şekilde bükebilirsiniz. Kullanmayacağız. Yakından tekrar göstereyim. Bakın şu iki bacağı ve 3 direncinin oradaki bacaklara lehimledim. Bu bacak boşta duruyor. Kırmızı probumu devremdeki B arta kısmına bağlıyorum. Siyah probumu da pilin arta kutbuna bağladım. Bakın şu an devrenin üzerinden buradaki trimpot sayesinde 126 mA geçiyor. Bakın bu tarafa çevirdikçe hiçbir değer değişmiyor. Çünkü 10K'lık kısma gelmiş. Yani 10K'da demiştik ki en fazla 130 mAh şarj edebilir. Şu an bu tarafa çevirdiğinde herhangi bir şey değiştirmiyorsa ters istikamette çeviriyorum. Bir amperle pilim şarj olmaya başladı. İstediğiniz pilin çeşidine göre bunu düşürebilirsiniz. Bu şekilde 240 miliamperlik bir bataryanın yaklaşık kendi amperinin %20-%30 ile şarj olması gerekiyor. %30 ile şarj olacağını düşünürseniz yaklaşık 72 miliamper ile bunu şarj etmemiz gerekiyor. 72 miliamperi 10K'lık trim potla ayarlayamayacağım için buraya 50K'lık bir trim pot taktım. Multimetremin kırmızı probunu yine buradaki B kısmına bağlıyorum. Multimetremin siyah probunu da Bataryamın kırmızı kablosuna bağlıyorum. Bakın şarj işlemi başladı. Şu an 112 ile şarj oluyor. Bunu biraz düşürmem gerekiyor, 70 miliamper civarına. Evet, şu şekilde 63 miliamper civarına düşürdüm. Bu şekilde bataryanızı çok daha güvenli bir şekilde şarj edebilirsiniz. Sizin de bu şekilde düşük miliamperli pilleriniz, bataryalarınız varsa, buradaki trimpot yardımıyla akımı ayarlayıp daha uygun bir şekilde şarj edebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videodan haberdar olmak için bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugün de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.